Günaydın Nana. Günaydın canım. Her şey düzelecek Nana. Ne olur üzme kendini. Balyoz beni kurtarmak için kendini feda etti. Ben hiçbir şey yapamadım. Hiçbir şey. Nana, lütfen kendini suçlama. Tamam. Ben aşağı ineyim, kahvaltıya yardım edeyim. Siz de hazırlanıp gelin. İkinizi de çok seviyorum. Unutmayın. Biz de seni. Tamam. Hadi kalk da servisi kaçırmayalım. Biliyorsun bugün seviye teşbih sınavı var. Uf ya Emre ya, ben ne yapacağım? Hiç çalışamadım. Kendimi çok kötü hissediyorum. Merak etme, sen yaparsın. Asıl ben ne yapacağımı bilmiyorum. Hadi hadi. Nana. Hı? Bu gömleğimin düğmesi kopmuş. Diğer gömleklerimin hepsi kirli. Bu evde çamaşır yıkanmıyor mu artık? Anlamadım ki. Aa, nasıl olur? Aa evladım, ben dikecektim onun düğmesini. Kafa kalmadı ki. Ah, kafa kalmadı bende. Merak etme, şimdi dikerim onu ben. Nana. Hı? Makbuş çok yaşlandı. Her şeye yetişemiyor kadıncağız. Haklısın. Bundan sonra daha çok dikkat ederim. Çocuklar, kahvaltı hazır. Diktim düğmeni evladım. Sağ ol Makbuş Sultan. Hayrola Makbuş Sultan nereye? Ahretliği hastaymış, ona gidiyor. Öyle mi? Geçmiş olsun. Belki bu gece orada kalırım. Bekle, ben bırakayım. Yok, kalkma kalkma. Ben giderim. Hadi kalın sağlıcakla. Makbuş. Gidince bir telefon aç, tamam mı? Tamam tamam. Çocuklar, bugün okulda seviye belirleme sınavınız varmış, öyle mi? Haberler ne çabuk yayılıyor. Dün Simge söyledi. Umarım hazırsındır Emre Bey. Hem de nasıl? Sen geç bakalım dalgana. Ya baba, vallahi dalga geçmiyorum. Çok çalıştım. Nana'ya sor istersen. Gerçekten çok çalıştı. Benim küçük çitlenmeme sormuyorum bile. Akıllı kızım benim. Bravo yani baba. Bakıyorum da hiç evlat ayrımı yapmıyorsun. Sana laf yetiştirilmez Kokarcı, anlaşıldı.